Mehmet'in İstanbul gezisi. Bu hafta güzel bir haber aldım. İstanbul'a gidecektim. Annemin önümüzdeki hafta İstanbul'da işi vardı. Babam da memlekette işleri olduğu için evde olmayacaktı. İstanbul'u görmeyi çok istiyordum. Çok heyecanlıydım. Çünkü Mine teyzemi ve eşi Ayhan abiyi de görecektim. Onları neredeyse bir yıldır görmüyordum diye devam eden bir metin. Hepsini okumayacağım. Direkt sorularına geçiyorum. Bayağı uzun bir metin çünkü. Aşağıdakilerden hangileri Mehmet'in İstanbul'a gitme sebeplerindendir? Doğru olan bütün seçenekleri işaretleyin. Görmek istemesi, hızlı trenle seyahat etmek istemesi değil. Teyzesini ve Ayhan abisini özlemesi. Evet, bir yıldır görmüyordu. Teyzesi ve Ayhan abisiyle güzel bir tatil geçirmeyi hayal etmesi. Evet. Annesiyle seyahat etmek istemesi değil. Geldik ikinci sorumuza. Mehmet sabah saat 4:45'te kalkınca annesine "Farkında mısın? Hava daha karanlık." diyor. Annesinin bunu tatil boyunca herkese tebessümle anlatmasının sebebi ne olabilir? Mehmet'in uykuluyken söylediği cümle annesinin hoşuna gitmiştir. Mehmet İstanbul'daki kültür gezisinde aşağıdaki tarihi eserlerin hangi özellikleri hakkında bilgi edinmiştir? Sizin için bir tanesi verilmiştir demiş. Kız Kulesi'ne ulaşımın nasıl sağlandığı? Kız Kulesi'ne ulaşımın nasıl sağlandığı hakkında anlatılan efsaneyi öğrenmiştir. Şuradan devam ediyorum. Sarayın iç bölümleri, bazı bölümlerinde nelerin sergilendiği ve tarihi hakkında bilgi edinmiştir. Sarayın iç bölümleri, sergilendiği ve tarihi hakkında bilgi edinmiştir.
Mehmet'in gezmediği tarihi yapılar aşağıdakilerden hangisidir? Ayasofya'yı, Kebir'i, Camii, Şerif'i. Evet. Yerebatan Sarnıcı. Evet. Dünyanın en eski ikinci yeraltı toplu taşıma tüneli Sultanahmet Camisi'ni gezmemiştir. Efsane eski çağlardan beri söylene gelen olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikaye söylencedir. Aşağıdakilerden hangisi metinde Kız Kulesi ile ilgili anlatılan efsaneden çıkarılabilecek bir sonuç değildir? Kral yılanların kaleye yüzerek ulaşabileceğini düşünmemiştir. Olabilir. Kral kızının sonunu önceden anlayabilmiştir. Hayır. Cevabımız B. Genç subay istemeden de olsa prensesin sonunu hazırlamıştır. Kral kızını yaşayacağı sondan kurtaramamıştır. Bunlar olan cevaplar. Mehmet'le olan ilişkisinden hareketle Ayhan abi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Çocukça davranışlar sergileyen biridir. Çocuklarla iletişim kuramayan bir insandır. Çocukları seven, önemseyen ve onlara değer veren biridir. Tabii ki cevabımız C. Mehmet, seçeceği meslekte teyzesi gibi olmak istediğini belirtiyor. Mehmet'in bu düşüncesinde etkili olan aşağıdakilerden hangisidir? Teyzesinin iş yerindeki yoğunluğu, teyzesinin yüksek bina inşaatı yapması, teyzesinin işinde yöneticiliği tercih etmesi, teyzesinin mesleğinde başarılı ve özenli olması tabii ki. O gece annem yine erken yatsın diye dua ediyordum. Öyle de oldu. Ben teyzemle biraz daha vakit geçirecektim. Bu güzel bir haberdi. Teyzemle ben birkaç saat daha oturduktan sonra Ayhan abim nöbetten döndü. O gün hepimiz çok yorulmuştuk. Vakit de geç olmuştu. Uyumak için odalarımıza çekildik. Mehmet'in metinde altı çizili ifadeyi kullanma nedenini yazınız. Bu güzel bir haberdi. Annesinin yatmış olması güzel bir habermiş. Teyzesiyle vakit geçirmekten teyzesiyle vakit geçirmekten mutlu olması annesinin onu erken yatırmaması diyebiliriz. Veya teyzesiyle rahatça konuşabilmesi de diyebiliriz. Topkapı Sarayı ile ilgili metinden edindiğiniz bilgileri tabloda işaretleyiniz demiş. Pek çok tarihi yapının bir arada bulunduğu Sultanahmet Meydanı'ndadır. Evet. Yerli yabancı pek çok turistin ziyaret ettiği tarihi bir mekandır. Evet. Sergilenen eşyalar Osmanlı döneminde sadece günlük yaşamı yansıtmaktadır. Hayır. Hazreti Muhammed'in yüzyıllar öncesine ait mukaddes hatıralarını barındırmaktadır. Evet. Küçük bir saraydır ve tek bölümden oluşmaktadır. Hayır. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılıp Atatürk'ün emriyle müzeye çevrilmiştir. Evet. Mehmet ve yanındakiler Sultanahmet Meydanı'ndan Galata Kulesi'ne nasıl gidiyorlar? Beyoğlu'ndan
Biraz yürüyüp Fünike, Fünikü, Fünikü. Mehmet İstanbul'daki füniküllere binince Beyoğlu ile Galata Kulesi arasındaki yokuşu bu füniküllerle çıkmak zaman makinesine binmiş gibi hissi veriyor insana demiştir. Bu ifade hangi bilgiye dayanarak söylenmiş olabilir? En eski ikinci toplu taşıma tüneli olduğu bilgisine dayanarak söylemiş olabilir. En eski metne göre Galata Kulesi'nin inşa edilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Fener Kulesi olarak kullanmak tabii ki. Mehmet İstanbul'a hangi gün gitmiştir? Pazartesi günü. Metne göre Mehmet'in aşağıda verilen özelliklerinden ikisini işaretleyip bunları metinden birer gerekçe ile destekleyiniz demiş. Şöyle bakalım. Müziği seviyor çünkü söylenen eski şarkıları ilgiyle dinliyor. Gezmeyi seviyor çünkü İstanbul'u ve İstanbul'u gezip görmek istiyor diyelim. Yaşına uygun davranışlar gösteriyor çünkü çizgi film izliyor.
gibi. Metindeki olaylardan bazılarının gerçekleşme günleri karşılarına yazılmış, belirtilmeyen günleri siz yazınız demiş. Mehmet'in teyzesiyle iş yerine gitmesi çarşamba günü. İstanbul'dan Ankara'ya dönülmesi pazar. Mehmet'in annesiyle Üsküdar'a gitmesi perşembe. Kız Kulesi'ne düzenlenen gezi Salı günü. Mehmet'in Ayhan abisinin onlara akşam yemeği hazırlaması Perşembe günüdür.